Değerli arkadaşlar, bu örneğimizde iki bölgeli DC kıyıcı inceleyeceğiz. Burada iki bölgeli DC kıyıcılarda pozitif ve negatif çalışma modu olduğunu hatırlayacağız ve pozitif çalışma modunda ortalama gücün kaynaktan yüke doğru olduğunu, negatif çalışma modunda ise ortalama güç akışının yükten kaynağa doğru olabileceğini ifade etmemiz gerekiyor bilgi olarak. Tabi örneğe bakacak olursak şu anda DC giriş geriliminin 200 volt, çalışma frekansının 20 kHz olduğu iki bölgeli DC kıyıcı ile 40 amperlik bir DC motor kontrol edilecektir. Burada iki bölgeli bir DC kıyıcı kullanıyoruz. Yük akımının sabit kaldığını ve devrenin kayıpsız olduğunu kabul ederek doluluk oranının 0.6 veya %60 olduğu durumda A, B, C ve D şıklarında verilen bizden istenen değerleri hesaplayacağız. Burada tabii ki yük akımının sabit kaldığını kabul etmek ne demek? Endüktansın çok büyük bir değer, endüktans değerinin büyük olduğunu, neredeyse DC bir akım, dalgasız bir akım geçtiğini varsayacağız. Bu bizim için önemli. A şıkkında periyodu, transistörü ve diyotun iletim sürelerini, B şıkkında motor gerilim ve gücünü, C şıkkında transistör ve diyotun ortalama akımlarını ve son olarak giriş akımı ve gücü hesaplayacağız. Özellikle burada transistörlerin ve diyotların ayrı ayrı sürelerde periyodun bir bölümünde transistörler, diğer bölümünde diyotların iletimde olduğu bir çalışma prensibi vardı. Eğer transistörlerin iletim süresi fazlaysa veya diyotların iletim süresi fazlaysa işte pozitif veya negatif çalışma modu oluşuyordu. Şimdi gelin burada tek tek şıklara bakalım. Arkadaşlar, A şıkkında periyot ve iletim sürelerini hesaplayacağız. Periyodu hesaplarken 1 bölü frekans yapıyorduk. 50 mikrosaniye. Doluluk oranı hesabında ise arkadaşlar, doluluk oranı, arkadaşlar bakın, doluluk oranı transistör elemanı üzerinden yola çıkılarak hesaplanır. Dolayısıyla transistörün iletim süresiyle alakalıdır doluluk oranı. Bu nedenle doluluk oranı eşittir iletim süresi bölü periyottan. Burada 0.6 çarpı 50 mikrosaniyeden 30 mikrosaniye T1 ve T2'nin iletim süresi. Çünkü burada iki bölgeli DC kıyıcıda anlatmıştık. T1 ve T2'ye aynı sinyal uygulanıyor. Aynı PWM uygulanıyor. Ve iki transistörde 30 mikrosaniye birlikte iletimdedir. Şimdi periyodun 50 mikrosaniye olduğunu zaten hesaplamıştık. Burada diyot elemanının iletim süresini belirlemek için periyodun 30 mikrosaniyesinde transistörler iletimde ise kalan 20 mikrosaniyesinde de diyotlar iletimdedir. Bakın, burada biz T off şeklinde bir hesap yapıyoruz. Aslında 20 mikrosaniye nedir biliyor musunuz? Transistörlerin kesimde kaldığı süre veya diyotun iletim süresidir. Çünkü 30 mikrosaniye transistörler, 20 mikrosaniye diyotlar iletimde kalacaktır. Evet, burada şunu hatırlatmak lazım. Transistörler daha uzun süre iletimde kalıyorlar. Bunun da bir anlamı var. Bakın, çıkış gerilimine bakalım. Daha doğrusu motor gerilimine. Motor gerilimi arkadaşlar, RL elemanı aslında. Buradaki RL elemanı motor yükünü temsil ediyor. Burada hesabı integral alarak da yapabiliriz. Bunun için tabii ki çıkış geriliminin grafiğini göstermek gerekiyor, çizmek gerekiyor. Burada biz integral alma işleminden şu sonucu ulaşmıştık. Parantez içinde 2D-1 giriş geriliminden, bakın doluluk oranı 0.6 idi.
Giriş gerilimi 200 volttu. Buradan 40 volt bulduk. Bakın gerilim pozitif. Demek ki pozitif çalışma modu gerçekleşti. Transistörün iletim süresi büyükse demek ki pozitif çalışma modu oluşuyor. Ortalama güç kaynaktan yüke doğrudur. Bakın 40 amperlik bir akım vardı. DC motor 40 amperlikti. Ve buradan çıkış üzerinden, yani motor üzerinden ben motor değerleri, motor akım ve gerilimi üzerinden gücü hesaplarsam P çıkış eşittir 1.6 kW olarak buluyorum B şıkkında. Evet, C şıkkında transistör ve diyotun ortalama akımları isteniyor. Arkadaşlar, transistör elemanının ortalama akımı DIC'den 24 amper, diyot elemanı ise 1-DIC şeklindedir. Bu da 16 amperdir. Zaten iki akımın toplamı nedir? Transistör ve diyot elemanından geçen akımların toplamı yük akımıdır arkadaşlar. Bakın 24 artı 16, 40 amper olarak bunu görebiliyoruz. Evet, D şıkkında ise giriş akımını hesaplarsak arkadaşlar, giriş akımını hesaplamak için de transistör akımından diyot akımını çıkarmamız lazım. Bu durumda 8 amper sonucuna ulaşıyoruz. Peki giriş gücü nedir? Giriş gücü eşittir kaynak gerilimi çarpı, burada görmüyoruz ama kaynak gerilimi çarpı giriş akımı veya giriş akımı çarpı giriş gerilimi, 8 amper ile 200 voltu çarparsanız 1.6 kW bulursunuz. Zaten kayıpsız olduğunu, transistör ve diyot elemanlarının kayıplarını ihmal etmiştik. Buradan çıkış gücüyle, motor üzerindeki güçle giriş gücünü de 1.6 kW olarak hesaplamış olduk.